Efendim, hepinize merhabalar. Satisfactory'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber dakikada 100 adet motor üreten bir fabrika yapacağız ve bunu tabii ki de en verimli taliplerle yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Değil mi? Geçmişteki ben. Evet. Sizlere göstermek istediğim küçük bir değişiklik var. Buraya görmüş olduğunuz üzere bir T kavşak ekledim diyeyim. Ve bu kavşak sayesinde artık aktarma yapan, malzeme aktarması yapan trenin geri dönüş yolunda buradan bu şekilde dönüp fabrikaya girip kiriş fabrikasına oradan malzemeyi alıp heavy modular frame fabrikasına devam ediyor ve sonra heavy modular frame fabrikasından tekrar buraya geliyor. Şu anda bu sistem bu şekilde çalışıyor. Daha sonrasında fabrikayı kuracağımız yer burası. Burayı seçmemdeki sebep, görmüş olduğunuz gibi yanında 3 tane demir madeni bulundurması. Biraz ilerisinde ihtiyacımız olan bakır madenlerinden bir tanesini ve daha da ilerisinde kömür madenlerimizin olması. Artık kömür madenlerimizin, normal olan kömür madenlerimizden 3 tanesini buraya getireceğiz. Kömür jeneratörlerimizin tekrar çalışması için onlara yeniden bir düzenleme yapmamız gerekecek. Yani çalışmasını istersek tabii ki. Şu ileride de bir tane bakır madenimiz var. Neyse, bir temel memel bir şeyler atayım bakalım nasıl olacak. Evet sevgili arkadaşlar, ilk katı yapmış bulunmaktayım. Fabrikamızın temeli ve daha yukarısının da olacağı büyüklük 13'e 13 foundation. Aşağıda gördüğünüz gibi smelterlarımı yerleştirdim ve burada da tren istasyonum var. Ve burada normal kapılardan koyup micromanager ile bu kapıyı kocaman yaptım. Bu fikri de Steinarchy'den aldım. Mate, if you're watching, thank you. Ve fabrika yaparken aşağıda bir konuğumuz vardı. Onu fabrikanın altından almam gerekiyordu. Bakınız, konuğumuz da bu. Kendisi güvende. Çalışmaların etraflarında doguları barındırmayın. Başına bir şey gelmesin. Evet, ben fabrikaya devam edeyim bakalım. Evet, birinci katın bantlama işlemleri de bitti. Bunun üzerine ikinci katı yaptım. İkinci katın bantlama işlemleri de tamam. Birinci katta üretilen demirler, ikinci katta burada görmüş olduğunuz üzere dökümhanelerde çeyreğe dönüşecek. Aynı zamanda buraya kömür getirdikten sonra tabii ki bu. Çeyreğe dönüşenler de yukarı devam edecek. Artık bildiğiniz üzere Excel'de çalıştığım için bütün bu fabrikanın Excel tablosunu hazırladım. Videonun sonunda onu da sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de isterseniz aynı kaynakları, aynı madenleri, aynı düzeni kullanarak bu fabrikayı yapabilirsiniz. Fakat oyundan hiç anlamıyorsanız adım adım göstermiyorum. Pekala, ikinci katı komple tamamlamış oldum. Şu anda bantlama işlemleri bitmiş durumda. Elektrikleri vesaire hepsi bağlandı. Pekala, bir üst kata geçtiğimizde bizleri biraz kalabalık bir manzara bekliyor. Çünkü ben burayı biraz sıkış tepiş yaptım, ne yalan söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz üzere smelterlarımız var. Bu smelterlar bakır eritiyor. Ürettikleri bakırları da gördüğünüz gibi burada bir 8'li set konstrüktörü var. Bu 8'li set konstrüktör kabloya çeviriyor bunları. Tele pardon. Buraya toplamdan 2 maden 600 bakır getirecek. Gelen 600 bakırın hepsi kabloya dönüşecek. Standart kablo tarifini kullanıyoruz. Konstrüktörle yapılan. Burada da görmüş olduğunuz üzere 8'li set burada. 12'li set burada. Bir de 24'lü bir set burada bulunmakta. Bunların hepsinin çıkışı bu taraflarda bir yere verdim. Daha sonra bir ayarlayacağım bunların hepsini. Görmüş olduğunuz üzere bu bantta 600, bu bantta 600, toplamda 1200 bakır telimizi burada alacağız ve yukarı katlarda kullanacağız. Fakat bu 1200 tel bize yetmeyecek çünkü bir 1000 tele daha ihtiyacımız var. Fakat bu 1000 teli üretmek için farklı bir tarif kullanacağız. Bu sefer demir kullanacağız. Evet, bir üst kata geçtik. Bir üst katta da gördüğünüz üzere artık demirle üretim yapıyoruz. Demirle kablo üretiyoruz. Burada şu anda tam olarak 48 adet konstrüktör var. Bunlar da bize 1080 adet bakır tel üretiyor. Daha doğrusu demir tel üretiyorlar. Ve bunların da çıkışları şu şekilde. Bu iki sıra birlikte çıkıyorlar. Sonra bu iki sıra birlikte çıkıyorlar. Sonra bu son 8'li sıradan da 4 tanesi bir tanesini, diğer 4 tanesi de diğerine takviye yapıyor. Şu şekilde düşünürsek 24 tanesi bir bantta, 24 tanesi diğer bantta yaptıkları üretimleri birleştirip yukarı malzemeleri gönderiyorlar. Evet, burada 3 adet çıkışımız var. Çelik çıkışı. Bilin bakalım nereye gidiyor? Tabii ki de
çelik boru kısmına. Fakat burada bakırda yaptığım hatayı yapmayacağım ve burayı sıkıştırmıyorum. Buradaki makinelerin yarısı kadar bir kat daha yukarıda olacak ve burada da standart tarifle, zaten başka alternatif tarif yok, çelik boru üreteceğiz. Ürettiğimiz çelik boru da üst katlarda kullanılacak. Burada da her üretim hattının sonunda 60 çelik arttırıyoruz. Bu arttırdığımız çeliğin hepsini de bir makinede çelik kirişe çevireceğiz. 31 taraftan 31 taraftan artan çelik külçeyi ortadaki konstrüktörde çelik kirişe çevireceğiz. Toplamda 3 makine bize dakikada 45 çelik giriş sağlayacak. Bu da bizim kendi kullanımımız için olan çelik giriş ihtiyacını fazla karşılayacaktır. Pekala, çelik katının üstünde çelik katının son yarısını yaptım. Burada bir boşluğum var. Daha sonra değerlendirmeyi düşünüyorum fakat ne ile bilmiyorum. Vibrius katında da şu anda assembler'larım var. Tam 24 adet assembler standart tarifi kullanarak stator üretecek. Pekala, burada biraz daha düzenlemeler yaptım ve katı tamamen bitirdim. Gördüğünüz gibi şu anda burada 400 fazla veriyorum. Bu fazla verdiğim 400'ü yukarı katlarda mil için kullanacağım. Ve bu şekilde aşağıda dönem malzemeleri görebileceğim bir platform yaptım. Bunun haricinde biraz sıkıştığım için bantları yukarı kaldırmak zorunda kaldım. Fakat bu yukarı kaldırmak zorunda kaldığım bantların yanına böyle bu şekilde bir tasarım yaparak onu fabrikanın içine entegre ettim ve dışarıda gözükmemesini sağladım. Evet, bu şekilde bu katı da bitirmiş oldum. Pekala, yavaş yavaş motor fabrikasının en üst katlarına yaklaşıyoruz. Bu katımızda mil üretiyoruz. Fakat bu sadece yarısı. Üretmemiz gereken miktarın sadece yarısını üretiyor buradaki bu kattakiler. O yüzden bu katın aynısından bir tane daha yapacağız. Evet, yaşasın. Hey. Bu makinelerin tanesi 5 rotor üretiyor. 5 çarpı 20'den de size 100 rotor ediyor. 100 çarpı 2'den de, yani iki katın toplamında da size toplamda 200 rotor, 200 mil üreteceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu sefer fabrikayı yaparken artık elektrik direklerini döşeyerek yapıyorum ve bu elektrik direklerinde fabrikalardaki makinelerin renginden de anlayacağınız üzere sarı yandıkları için bu elektrik direklerinde de elektrik var. Daha sonrasında yeni baştan elektrik hattını düzenleyeceğim. Fakat bu direklerin çoğu kalacak. Ana binada gezen elektriği düzenleyeceğim sadece. Evet. Pekala, rotorun ikinci katı da ve birinci katının da rötuşları da tamamlandı. Hop, bu fazla gitme. Gördüğünüz üzere çıkışları vesaireler gayet düzenli, özenli. İçinde yaşamak isteyeceğiniz tarzda bir fabrika yapıyorum efendim. Fakat değişen bir şey daha var. Ola burası. Gördüğünüz üzere henüz tam bitmiş değil ve bu videoda buna devam etmeyeceğim. Fakat daha sonrasında burayı güzelleştirme planlarım var. Burada yaptığım değişiklik de şu oldu. Bu yukarıda gördüğünüz istasyon aşağıdaydı ve bu istasyon bana sıkıntı yaratıyordu. Koca reis ile aktarmacı reis aynı anda geldikleri zaman koca reis buglanıyordu ve burada takılı kalıyordu. O yüzden de üretim hatlarım durmaya ve üretim devam etmemeye başlıyordu ve fabrikalarım tıkanmaya başlıyordu. Bundan rahatsız olan ben motor fabrikasını bırakıp buraya devam etmeye başladım. Ve gördüğünüz üzere bitirdim. Artık koca reis aşağıya geliyor. Koca reis aşağıdan malzemesini alırken yukarıya da aktarmacı reis geliyor. Aktarmacı reisin de işi bittiği zaman gördüğünüz gibi fazla malzeme burada koca reisin deposuna gidiyor. Getirdiği bütün malzeme de aynı şey yapılıyor bu arada. Aynı zamanda biraz geçici bir setup olarak buraya da bir çimento hattı bağladım. Özellikle fazla üretimi tıkamaması için başına gördüğünüz gibi yavaş bantlardan koydum. Bu şekilde base'e bir seferde çok malzeme aktarmıyorum. Çünkü bu malzeme kapasitesine daha doğrusu benim ihtiyacım var. Ürettiğim bütün çimentoyu götürürsem base'i fazla tıkar. Ama bu şekilde yavaş yavaş taşıyabilirim. Gördüğünüz gibi aktarma yaparken trenler ne malzeme alıyorlar ne malzeme bırakıyorlar istasyonlardan. O yüzden trenlerle yapacağınız aktarmalarda malzemenizin hiçbir zaman %100'ünü kullanamıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, bu da üretim hattımızın artık son katı. Burada da motor üretiyoruz efendim. Gördüğünüz üzere standart tarif. Rotor artı stator eşittir motor. Dakikada 200 rotor ve 200 stator tüketerek 100 motor üreteceğiz. Evet, aşağıda da bayağı bir kalabalık bant trafiği mevcut durum şu anda. Bakalım çalıştığında nasıl görünecek. Fakat yukarıda gördüğünüz gibi ciddi bir kalabalık bulunmamakta. Evet, Mitsubishi Motor Fabrikası neredeyse çalışan kısmını
bitirmiş bulunmaktayım. Bayağı bir konverbant işiyle uğraştım. Ve örneğin burada sonuncu hattaki ayırıcılar Smart Splitter, akıllı ayırıcı. Ve iki tarafta da akıllı ayırıcılar overflow ayarlı. Eğer olur da malzemelerden biri çok gelirse veya üretim hattının bir önceki serilerinde başka bir sorun çıkarsa veya motor üretimini iptal edip stator ve rod mill üretimini göndermek istersem ana depoma, en üst katı kapatmam yeterli olacak. Gelen bütün malzeme bu sefer buradan aşağı kata akar ve buradan da tren istasyonlarıma gider. Bakınız böyle gidiyor. Buradan da her biri ilgili tren istasyonuna gidiyor. Buradan da geri dönüp depoya gidecek. Tabi buranın yolu falan var. Pekala, madenleri tekrardan yenilendirmenin vakti geldi. Aşağıda görmüş olduğunuz madenlerimi 1, 2, 3 buraya getirdim. Ve dördüncü olarak da buradaki saf demir madenini buraya bağladım. Ve değişik bir dizayn kullandım bu sefer. Hepsini asansörle çıkarmak yerine dedim ki neden olmaz. Bu şekilde çıkardım ve güzel göründüğünü düşünüyorum bir yandan da. 3 kömür madeni yukarıda, 1-2 tane demir madeni aşağıda. Buradan base'e kadar yolu var. Evet, burada bir konveyör bant var. Neden var? Çünkü son bakır madenini buraya bağlayacağım. Gönder bakalım aslan. Biz de gidelim bakalım bunlarla beraber. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ihtiyacımız olan bütün malzemeyi buraya getirmiş bulunmaktayız. Fakat nedenini anlamadığım bir şekilde ben burayı yaparken bayağı bir crash yedim. Hatta bir tanesini canlı yayında canlı canlı yedim. Fabrikamın çalışmasıyla önümdeki tek engel artık... No! Ne oldu? Hayır! Ya sıçacağım crash'ine ya. Abi zamanı mıydı? Bütün madenler bağlandı mı? Bağlandı. Elektrik hattı döşendi mi? Döşendi. Peki geriye ne kaldı? Treni buraya getirmek. Evet, koca reizi buraya yanaştıracağız bakalım. Evet, tren hattını da tamamladım burada. Gördüğünüz üzere otobanını da yapacağım ve koca reis artık buraya gelip buradan malzeme alabilecek. Pekala, artık geldi sıra fabrikayı çalıştırmaya. Benim her kata ayrı ayrı döşediğim elektrik tesisatını buradan aktif edebiliyoruz. Tek bir noktadan bütün katları idare edebiliyoruz. Evet, fabrikamız çalışmaya başlıyor. Pekala, yan tarafta otobanı bitirdim. Aynı zamanda fabrikanın dış kısmının ilk iç kabuğunu da yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir dizayn yaptım üstüne. Bu pencereler beşli beşli, bir sağda bir solda, bir sağda bir solda bu şekilde. Renkler de gri mavi olarak gidiyor. Tabi bu sadece iç tasarım, bunun daha da dışını yapacağız efendim. Gördüğünüz gibi binaların böyle dış tasarımını eğer daha güzelleştirmek istiyorsanız düz duvara bile bu şekilde biraz derinlik katarak daha iyi hale getirebilirsiniz. Şu anda bunu bir şeye benzetememiş olabilirsiniz ama daha da ileride daha güzelini göreceksiniz efendim. Bu tasarımda shift foundation'ları kullanarak, double ramp foundation'lardan kullanarak binanın dışına bir vida, bir süspansiyon, bir yay, bir rampa silsilesi yaptım. Ve bu şekilde bir tasarımı geliştireceğim bakalım. Aha, nasıl? Şimdi daha iyi değil mi? Evet. Foundation'ların yanlarından çirkin göründüğüne karar verip onları daha güzel gösterecek bu şekilde Extended Walls modunun bir parçası olan üçgen duvarları kullanarak renkli hale getirdim. Ve yanlarda bu şekilde Middle Pillar'lardan ve onların ayaklarından faydalanarak
güzel bir tasarım yaptım. Aynı zamanda bu foundation'ların hepsini de boyadım. Binanın dış tasarımıyla biraz daha uyumlu olması için ve bu şekilde bir çatı yaptım. Buradan içeri girdiğimizde de bizi böyle kocaman bir salon bekliyor. Nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Altını da bitirdim. Bu şekilde fabrikanın altını biraz daha doldurdum ve artık fabrikam havada durmuyor. Sırf düz foundation yapmak yerine araya böyle pillarlar atarak hem olaya biraz derinlik kattım hem de çeşitlilik katmış oldum. Bu şekilde de her tarafında bu tasarımı kullanarak bitirmeye oldukça yaklaştık efendim. Pekala. Belki fark etmeyebilirsiniz ama biraz daha değişiklik yaptım alt kısımda. Şuraları biraz daha doldurdum. Boşlukları falan. Asansör boşluğunu kapattım. Ve ön tarafı... bu şekilde foundation'larla düzenledim. Ve gördüğünüz gibi artık fabrikanın önünde Mitsubishi logomuz var. Evet. Ve dışarıda böyle ışıklar attım ama tutacak mıyım bilmiyorum şimdilik. Şu an ışıklar deneme aşamasında. İç tarafında bu şekilde tasarladım şimdi. İki tane kırmızı ışık ve tavanda beyaz ışıklarım var. Bu şekilde içeride değişik bir hava yaratma peşindeyim. Asansörümüz de var, çalışıyor. Birçok katı var. Evet, fabrikamızın son halini bakalım, bir gezelim. Birinci kat. İkinci kat. Dumanda hiçbir şey görünmüyor ama. Üçüncü kat. Dördüncü kat. Beşinci kat. Altıncı kat. Yedinci kat. Sekizinci kat. Dokuzuncu kat. Onuncu katın lojistik katı. Ve onuncu kat. Kelimenin tam anlamıyla... sıçtık. Arkadaşlar, bizim burada totalde 20 makineden 2 statora ihtiyacımız var değil mi? Evet. Peki biz burada kaç tane stator üretiyoruz? 200 stator üretmemiz lazım değil mi? Tek stator katımız burası. 6.25 buradan üretiyoruz. 24 tane assembler'ımız var. 24 assembler'ın 4 tanesi %125 overclock'lu. Yani bunlar da 25'e takabül ediyor. 25 çarpı 5. 125 stator üretiyoruz sadece. 200 üretmemiz gerekirken 125 tane üretiyoruz. Peki benim bu hatayı yapmamdaki sebep ne? Değil mi? Bu. Arkadaşlar 15 steel pipe ve 40 wire'dan 8 tane stator çıkmıyor. 5 tane çıkıyor. Ve muhtemelen ben bunu 5'e basayım derken 8'e yanlışlıkla elimle bastım. Ve bunu fark etmedim. Bakın bunu 5'e çevirdiğim zaman rakamlar nasıl değişiyor. Kısacası bu fabrikada büyük bir tadilata gireceğim. Birkaç saatimi daha alacak fakat bu videonun artık konusu bitti. Twitch adresim twitch.tv/statiskopat. YouTube'dan da bana tabii ki destek olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenip abone olursanız, bir tanecik yorum bırakırsanız çok çok minnettar olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.